Ocak ayının da sonlarına yaklaşıyoruz. Havalar bir türlü soğumuyor. Son 50 yılın biliyorsunuz en sıcak kışını yaşıyoruz. Meteoroloji devamlı uyarılarda bulunuyor ama beklenen yağışlar gelmiyor. Tabii böyle olunca da arı nüfusu da tehlikeye girdi. Çanakkale'de arı nüfusu %40 oranında azaldı. Tabii bu bal üretimini de etkiledi. Kuraklık arıları da vurdu. Sayıları %40 oranında azaldı. Haliyle baldaki verim düştü. Ilıman geçen kış şartları, kurak geçen sonbahar ve baharda gelişmeyen çiçekli bitkiler yeterli nektar ve polen veremeyince arılar bahara çıktığı gibi kaldı. Yaz ortasına doğru da ciddi bir koloni nüfuslarında çöküş yaşadık. Türkiye son yılların en kurak dönemlerinden birini geçiriyor. Arıcılık faaliyetleri de durumdan olumsuz etkilendi. Kuraklık ve sıcak hava arı nüfusunda düşüşe neden oldu. Arı kolonisi varlığı yaklaşık %40 oranında azaldı. Yeterli bal verimi anlamında düşündüğümüz zaman geçmiş yıllardaki performanstan çok uzaktayız. Koloni kayıpları %40'a yaklaştı neredeyse. Bu durum baldaki verimi de düşürdü. Yavaş yavaş kovan kapatmaya başladık. Sonbaharda yavruyu erken kesti arılar. Polen kaynakları azalınca erken güze girmek zorunda kaldı. Ama yaz bitmedi, kış gelmedi. Arılar sürekli çevrede bir şeyler aramak için çıkış yaptılar. Ömürleri kısaldı. Uzmanlar kuraklığın devam etmesi durumunda arı sayısının daha da düşeceğini söylüyor.